AFAD'ın ilk açıklamalarına göre Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin şiddeti 7.4 olarak. Yaklaşık 2 dakika önce bir bebek kurtarıldı. Bir film başlıyor ve film başlarken filmin başından sonuna kadar şahit oluyorsun. Bu belki de hayatım boyunca onlarca enkaza gitmiş birisi olarak, onlarca afet bölgesine gitmiş birisi olarak hayatım boyunca izlediğim en büyük korku filmi. Arkamda enkaz. Enkazda arkadaşım zoom girmiş, bir insanın cansız bedenini göstermiş. Ay o kadar kötüydü ki size anlatamam. Değerli izleyenler, bir deprem haberiyle daha devam ediyoruz bültenimize. Anlam veremedim yani, dedim ki herhalde yanlışlıkları. Dedi ki ya Cüneyt, Türkiye'de büyük bir deprem oldu dedi. Ben gelmeyecek miyim? Burada olmayacak mıyım? Ertesi gün Hatay'a ulaştım. Hatay benim çocukluğumun memleketi. Üniversitemin olduğu yer, akrabalarımın olduğu yer. Gördüğüm andaysa yaşadığım tablo tarif edilemeyecek kadar kötüydü. Doğrusu meseleyi anlayamadık. Sadece biz değil, hiç kimse anlayamadı. Ne kadar büyük tahribat var, neler yaşanıyor, neler etkilendi, kim etkilendi, nasıl etkilendi? Bunu kavramaya çalışıyorduk. İlk 10 günüm şöyle geçti. Sabah uyandım, ağladım. Yayına geldim, ağladım. Akşam gece uyurken ağladım. Hiçbir yakınımı kaybetmedim ben. Bakın hiçbir yakınımı kaybetmedim. 3 Şubat'ta Osmaniye'de olan bir deprem nedeniyle ben Twitter'da şunu yazdım. Osmaniye depremini unutun. O küçük bir deprem ama asıl ben Maraş'tan endişe ediyorum. Maraş'tan endişe ediyorum sözünü 3 Şubat 2023'te söyledim. Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışması sırasında bir mucize gerçekleşti. Sabah 4.25 civarında gelen bir telefon hayatımdaki bu filmi başlattı aslında. Bu kadar büyük olabileceğini tahmin edemezdim. İstanbul Yeni Havalimanı'na gittik. İlk kurtarma ekipleriyle birlikte Adıyaman'a indik. Uçaktayken tablonun nasıl olabileceğiyle ilgili açıkçası bir öngörüde bulunamadım. Fakat Adıyaman'a indikten dakikalar sonra bizi havalimanına almaya gelen ekibin tedirginlikleri, şaşkınlıkları açıkçası beni çok ürküttü. Çünkü ilk kez böyle bir şeyle karşılaşmıştım. Ön taraftan! Ayağına! Adıyaman'da caddeye girdiğim anı hatırlıyorum. Çaresizliğin ne demek olduğunu orada yaşadım, tattım. İliklerime kadar hissettim onu. Evim yıkıldı. Komple yıkıldı evim. Ağır hasar. Yakınımı kaybettim. 10-15 kişi. Depremde vurdu. Allah Allah, vurduk yere. Allah yüzümüze baktı yani. Biz kurtulabildik. Çocuklar üçüncü kattan merdivenden aşağı, yağmur yağıyor, sel sele gidiyor. Bunu getirdi çocuğum. Buna bindim. Benim oğlan taksi getirdi. Taksiye attılar, bir yere gitti. Ben daha önce bu tür yerlere gittim yani, savaş bölgelerine, deprem bölgelerine çok yayın yaptım. 2003 yılında Bağdat bombalandığında ben oradaydım. 4. Piyade Tümeni'nin ilk resmi görevi oluyor. Kabil 1997 düştüğünde oradaydım ki çok uzun bir iç savaştan çıkmıştı. 99 depremini görmüştüm, Van depremini görmüştüm. Bu hiçbirine benzemiyordu. Şok oldum yani, bu kadar büyük bir felaketin içinde olmak sürreal geldi. Yani ben felaket filmleri seven bir insanım. Hiçbir felaket filminde böyle bir set dizaynı görmemiştim. Bir şehrin neredeyse 1/5 depremden yıkılmıştı. Biz gittiğimizde daha yeni hava kararıyordu. Bir süre sonra karanlığa çöktü. Etrafta sadece askerler, polisler, yardım kuruluşları, normal sivil insan bile kalmamıştı 8. günde bizim bulunduğumuz yerde, ki şehrin merkezindeydi. Tam eski bir parlamento meclisinin olduğu yer. Şimdi Marmara depremiyle ilgili 99 senesinde ilk uyarıyı verdiğimiz zaman Marmara'ya muhtemelen
büyük bir deprem geleceğini ve bu bölgenin özellikle de İstanbul'un etkileneceğini söylemeye başladık. Şimdi Marmara Denizi'nde olacak depremle ilgili konuşurken birçok medya bize hocam başka nerede deprem bekliyorsunuz diye sorarlardı. İlk verdiğimiz cevap da daha başlarken Maraş ismini zikrederdik. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu yöresinde en son deprem 1513. Burada 1513'te 7.4 büyüklüğünde bir deprem var. O halde burası da depreme gebe bir yer. Buralara da özellikle dikkat etmek lazım. Ne yazık ki orada o bölgedeki acının, yaşanan felaketin büyüklüğünün topluma çok iyi anlatılamadığını düşünüyorum. Çünkü ne yazık ki medya mensupları sadece görülmesi gerekeni değil, sadece gösterilmesi gerekeni verdi. Yaşanan acıyı sadece imkansızlıklar çerçevesinde değil, bir deprem yaşandı, depremde mucizeler oldu, şunlar oldu gibi aktarmaya çalıştı. Oysa ki 10 tane ilin neredeyse yok olduğundan bahsediyoruz ve birçok binanın yıkıldığı ya da hasar gördüğü ya da orta hasarlı olduğu, ağır hasarlı olduğu raporlanan 50 bin insanın toprak altında can verdiğini, yaşanılan bir ortamı biz ne yazık ki tam anlamıyla aktarıldığını düşünemiyorum. İnsanlar koşturuyorlar, yağmur yağıyor, tam olay olalı 5 saat olmuş, iletişim sıfır, elektrik yok, iletişim yok, telefon yok. Ben İstanbul'a döndüğüm zaman bana deseler ki sen ne gördün, yani ne yaşadın, ne anladın derlerse ben gerçekten hayatın gerçekten kısa bir film olduğunu, her an bir elektrik kesintisi gibi hayatın kesilebileceğini gördüm, anladım. Kalktıktan sonra hemen haberlere baktığımda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 4. seviye uluslararası yardımı da içeren bir alarm seviyesi ilan etti. Aslında o zaman felaketin boyutuyla ilgili kafamda bir şeyler oturtturmaya çalışıyordum. 7.4 büyüklüğünde bir deprem 4.17'de oldu. İlgili vilayetler Maraş, Hatay, Antep, Osmaniye, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa. Etkilenen vilayetler bunlar. Şu anda arama kurtarma ekiplerimiz bölgelere sevk edildi. Kargo uçaklarımız hazırlanıyor ve bölgelere sevk edildi. İlk işimiz arama kurtarma çalışmalarını yapmak. 4. seviye alarm ortaya koyduk. 4. seviye uluslararası yardım da içeren bir alarmdır. Bu açıdan şu andaki son durumumuz bu. Herkese selamlar. Sabah saat 5.24. Türkiye çok zor bir haberle uyandı. Bir deprem oldu. Deprem Güneydoğu'da. Evet. Kenan, Adem Metan şu anda o neredesin Adem? Şu anda Adıyaman'dayız. 8.30 itibariyle İstanbul Yeni Havalimanı'ndan Adıyaman'a AFAD UMKE ekipleriyle birlikte hareket ettik. Şehir merkezine daha girer girmez bizi işte bu manzara karşıladı. Vatandaşlar şu anda umut dolu arayış içerisinde. Adem, bir otelden bir haber alıyoruz. İSYAS otel olabilir. Sen yeni girdin ama oraya baksana, çok fazla şey geliyor sosyal medyadan. Otelde sanırım çökmüş, göçük altında olan insanlar var. Bir de hava soğuk anladığım, kar mı var orada? Durum nedir yani, insanlar sokaklarda mı, dışarıda mı? Şunu söyleyelim, vatandaşların tamamı zaten sokaktalar ve arama kurtarma çalışmalarına katkı sağlamaya çalışıyorlar. Kimi vatandaşlarımız da hala şoku atlatabilmiş değiller ve yakınlarından gelecek umut dolu bir haberi bekliyorlar. Bahsettiğiniz otelle ilgili biz de bir araştırma yaptık. Burada aslında iki otel enkazından bahsediliyor. Bir de Kıbrıs'tan gelen bir voleybol takımının da bu otellerden bir tanesinde konakladığı bilgisine ulaştık. Kahramanmaraş'ta en son 1510 yılında görülmüş büyüklükteki bir depremdi. Ancak tüm dünya açısından değerlendirdiğimizde asrın felaketlerinden birisi değil, asrın felaketiydi bu. Çünkü bu büyüklükteki, bu ölçüde bütün 550 kilometrelik bir alanı kapsayan, 10 ili içerisine alan bir afet bilmiyoruz. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı bizzat bizim AFAD kriz merkezine geldiğinde dünyada böyle bir afetle, böyle bir krizle başa çıkabilecek hiçbir ülke yok diye bizzat kendisi söyledi ve kayıtlarda var. Sadece bu gördüğünüz Elbistan'da 2 vali, 16 mülki idare amiri ve yüzlerce binlerce personel var. Şu an 5000 tane personel sadece hayatı normale döndürmek için çalışıyor. Bu Elbistan ilçesi için böyle. Tüm alanı gördüğünüzde muhteşem bir çalışma var ve herkes büyük bir aşkla çalışıyor. Bu çalışmalar gönüllülük esası olmazsa olmaz. Birçoğunu geri gönderdiğinizde gitmiyorlar. Ben Kahramanmaraş'ta depremle ilgili bittiğinde yıllar sonra çocuklarıma anlatacağım en büyük hatıra. Oğlum öyle bir büyük millet gördüm ki diyeceğim oğluma. Birlik beraberlik içerisinde gerçekten kahramanca kendi evlatlarını düşünmeden milleti için, bölgesi için, ayağa kaldırması için yapılan bu mücadeleyi ben büyük bir gururla anlatacağım.
Her taraf enkaz. Biz işte çekimler yapıyoruz, anlatıyoruz. O anda bir enkazdan canlı çıktı. Ama inanılmaz bir yağmur, durmuyor o yağmur, o soğuk. Sonra zaman iyi ilerledi. Çaresizlik, telefonlar çekmiyor, internet yok. Yayınlar yapıyoruz ama yayınlar sürekli kesiliyor çünkü sinyal düşüyor. Yayın yapamıyoruz. Ya hayatımda hiç o kadar kendimi çaresiz hissetmedim. Sonra saat biz Ademler dedi ki Adem, biz de o zaman Diyarbakır'dan bir abimiz var. Abi dedik Adıyaman 2 saat ne olur gel, bir şekilde araba buldu. O bizi hani şey yapacak, taşıyacak yani. Haber yapmamızı kolaylaştıracak. Araba çok önemli. Neyse o araba geldi. Ben Adem'i aldım. Adem'in kameraman Mustafa'yı aldık. Sonra yine tıkış tıkış yani küçücük arabada gidiyoruz Adıyaman'da. Her taraf enkaz, yağmur, telefonlar çekmiyor. Biraz böyle şehirde bakınıyoruz. Bir baktık deprem yine. Arabadan bir kaçışımız var. Ben böyle ilaçlarımı düşürdüm, çantamı düşürdüm, kulaklığımı düşürdüm. Kaçışıyoruz. Önümüzdeki bina çöktü. Ama herkes feryat figan yani herkes. Sonra benim tabii yine aklıma ailem geldi. Ya ben orada çekim yapmam gerekiyor. Yapamadım aslında hani. Bant da olsa çekmem lazım. Bina yıkıldı önümüzde. Her insanlar bağırıyor. Babam. Baba ne olursun evden çık. Ne olursun baba evden çık baba. Ne olursun baba. Baba ne olur sana yalvarıyorum evden çık. Benim aklım hep sende. Baba ne olur evden çık yalvarıyorum sana. Onun sesini duyduktan sonra tabii o sinirden ben ağlamışım. Yani böyle şaşkın şaşkın etrafıma bakıyorum. Korkunçtu ya. Yani hayatımda hiç bu kadar çaresiz kalmadım. Bak bu kadar yere gittim, bu kadar iş yaptım, bu kadar şehir ülke gezdim. Hayatımda hiç bu kadar çaresiz kaldığım bir gün hatırlamıyorum. Fulya'nın bulunduğu alan hareketlendi sanıyorum. Baba sakin sakin. Sakin ol. Artçı mı yaşandı Fulya? Şiddetli bir artçı. Bina yıkılmak üzere. Az önce deprem oldu. Yıkılmak üzere. Bizi buradan uzaklaştırdılar. Çok zor. Buradaki korkuyu, paniği size anlatamam şu an. Aman uzaklaşma çok yüksek. Fulya. Bakın ışık tutuyorlar. Fulya. Çatırdama sesleri geliyor. Şükrü hocamız da aynı şeyi söylüyor. Herkes oradan hızlı bir şekilde uzaklaşmanız lazım. Depremin olduğu sabah. Sabah erken saatlerde deprem bölgelerinden biri olan Adıyaman'a ulaştım. Çok yoğun bir yıkım alanı, hastanelerde büyük bir kargaşa, personelimizin birçoğunun depremzede olduğunu gördük. Hasta sayılarımızın artmasıyla beraber hastanelerimizin yoğunluğunu azaltmak hem de hastalarımızı deprem bölgesinin dışına ulaştırmak için ambulans helikopterlerimiz, ambulans uçaklarımız ve Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı uçaklarla hastalarımızı, yaralılarımızı tahliye etmeye başladık. Hanım, siz kaç gündür buradasınız? Depremin başladığı ilk günden buradayız. Maraş'tan sonra buraya geldim. Buradayım. Zonguldak Umke ekibi olarak geldik. Yaklaşık 42 kişiyiz. 42 Göreve devam ediyoruz Maraş ve Hatay'da. Deprem alanına ulaştığımız ilk andan itibaren öncelikle iki tane hedefimiz vardı. Birincisi enkazdaki arama kurtarma çalışmalarına ekiplere destek vererek yaralı vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde tıbbi müdahalelerini yaparak en yakın sağlık tesisimize ulaştırmak. Ama benim en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi sosyal medya hesaplarımız, telefonlarımız. Bize ulaşabilecek her iletişim aracından mesaj yağıyordu. Mesajlar son derece dramatikti. Bizi kurtarın, işte enkaz altında canlı var. Sanıyorum hayatımda en çok mesaj aldığım gecelerden birisiydi. Deprem bölgesinde yakını olan, onlara bir şekilde ulaşmaya çalışan binlerce mesaj, binlerce ileti bir şekilde bize ulaşıyordu. Biz de bunları yetkililere aktarmaya çalışıyorduk ama canlı yayın esnasında akşam 8-9 civarında hala Türkiye depremin boyutunun ne kadar büyük olduğunu ve tahribatın ne kadar büyük olduğunu tam kavrayamamıştı kanaatimce.
Ailem Adana'da benim. Aynı zamanda İskenderun'da da akrabalarım var. Babam arayıp orada çok büyük bir deprem olduğunu, ne yazık ki bütün her yerden hissedildiğini ve bu depremin çok yıkıcı bir etkisi olacağını söyledi. Gazeteci arkadaşlarımı aradım. Nasıl gideceksiniz bölgeye, gidecek misiniz diye sordum. Sonra iletişim başkanlığını aradım. İlk uçağınız ne zaman, nereden kalkıyorsunuz diye sordum. Sağ olsunlar hemen organize oldular ve gazeteci meslektaşlarımla birlikte bizi Sabiha Gökçen'e yönlendirdiler. Oradaki bir uçakla hemen Adana'ya, Adana'dan da yine iletişim başkanlığı vasıtasıyla da Maraş'a ulaştım ben. Adana'da ilk başta ailemin iyi olduğunu gördüm. Kız kardeşimin evet evi zarar görmüştü. Ama deprem bölgesinde Pazarcık'a, ilk deprem üssü olan Pazarcık'a gitmeyi hedefledim. Depremden yaklaşık 4-5 saat sonra Kahramanmaraş'a vardım. Yurttaşlar çalışıyordu. İki asker vardı ve UNKE ekipleri vardı orada. Sivil toplum örgütleri vardı. Gerçekten kurtarma ekipleri vardı sivil toplumda. Mesela Nur Dağı'nda İletişim Başkanlığı'nın aracıyla bir seyahat ederken enkazların başında kırmızı yelekli ve aynı zamanda arama kurtarma ekiplerinden olan gönüllüler vardı. Mesela Osmaniye ve Adana'da depremin etkileri nispeten diğer yerlere göre daha azdı. Ama Hatay, Maraş, Nurdağı, bunun gibi yerler çok büyük bir yıkıma uğradı. Ve neredeyse her apartmanın, her sokaktaki bulunan her evin altından bir ses geliyordu. Bizi kurtarın diye bir ses geliyordu. Zaten bu depremin de aslında uzun yıllar boyunca hatırlanacak olan kısmı şu. Eskiden depremler olduğu zaman yukarıda kalanlar aşağıdaki insanlara sesimi duyan var mı diye bağırıyordu. Bu depremde enkaz altındaki insanlar yukarıdakilere sesini duyurabilmek için sesimi duyan var mı diye bağırdı. 17 yaşında bir genç sırtına vurmuş çantasını gönüllü olarak kurtarma faaliyetinde, yardım faaliyetinde çalışmak için gelmiş. Bu memleketin gençlerinin, insanların mayası inanılmaz sağlam, inanılmaz güçlü. Bu toprak inanılmaz birleştirici. Memleket dediğimiz, vatan dediğimiz bu toprak bizim evimiz ve burada kardeşlerimiz yaşıyor. Ama günün birinde bir felaket oluyor, evimizin bir bölümü harap oluyor, yıkılıyor. Ama bu bizim evimiz, bunlar kardeşlerimiz. Ben gelmeyecek miyim? Burada olmayacak mıyım? Bir işin ucundan tutmayacak mıyım? Tutarsam insanım, tutarsam bu memleketin evladıyım. Deprem sonrası hayat derler ya, bu kısa akut dönem, kriz dönemi. O nedir? Ailenizi bir yere yerleştirmek. Yerleştirip gelirken o zaman düşünmeye başlıyorsunuz. Yeğenle birlikte Konya'ya bıraktıktan sonra yolda bir düşünmeye başladık. Günü sorduk. Dayım dedim, bugün nedir? Vallahi dayı bilmiyorum dedi. Baktık telefona, çarşamba. Benim normalde gün kavramım, tarih kavramım çok iyidir. Unutmam, saati unutmam. Ama o gün unuttuk biz her şeyi. O zaman aklımız başımıza gelmeye başladı. Ertesi gün şunu dedim. İnsanlar belli bir dönüm noktasından sonra hayata bakışı değişir ya. Benim de aynı o şekilde değişti. Hiç lükse gerek olduğunu düşünmüyorum artık. Ivır zıvır, aklınıza ne gelirse bunları hiç gerek yok. Hayatınızdan çıkarmak lazım. Küs olanların barışması lazım. Birçok aile, küs olan aile bu vesileyle, hani kötü bir vesile oldu ama barıştı. Bunun örneklerini duyduğum, gördüğüm, canlı yaşadım. Bu deprem bizi o kadar çok etkiledi ki, yani bazen bazı şeyleri ben bir anlatıcı olarak tarif edemiyorum. Yani eskisi gibi gülmüyoruz, eskisi gibi eğlenmiyoruz, eskisi gibi mutlu değiliz. Hiçbir şekilde evet düzeleceğiz, normalleşeceğiz ama bu biraz daha zaman alacak. Hala da aklımıza geliyor o günler, o yaşadıklarımız. Bir onlar geliyor, iki deprem tedirginliği. Olası bir İstanbul depreminin ayak sesleri geliyor. Belki birkaç dakika sonra, belki birkaç saat sonra, belki birkaç sene sonra, belki 10 yıl sonra bu bir şekilde olacak. Deprem konusunda bütün uyarıları yapmış olmamıza rağmen deprem konseyinde de buralarda depreme işaret etmiştik. Yani bu bağıra bağıra gelen bir depremdi. Öyle hiçbir zaman da gafil avlandığımız bir deprem olmadı. 50 binden fazla insanımızı kaybettik. Üzücü olan budur. Biz millet olarak eğer bu topraklarda yaşayacaksak, gençliğimizi, neslimizi geleceğe taşıyacaksak ebediyen, bu depremlerle bir şekilde baş etmemiz gerekiyor. Depremleri durduramayacağımıza göre tek yolumuz deprem dirençli kentler oluşturmak olmalı.
Bunu anlatmaya çalıştık. Deprem ne zaman olacak, nasıl olacak, o fay mı kırılacak, bu fay mı kırılacak gibi bana göre halkın nezdinde çok da anlamı olmayan tartışmaları yapmak yerine bu tartışmaları akademisyenlere bırakmak, akademisyenler de bu tartışmaları medya halkın önünde değil, bilim platformlarında araştırma yaparak, yazarak, çizerek tartışmalı. Ama halka biz deprem dirençli kentler oluşturmanın yolunu anlatmalıyız. Dünyada bunu başarmış ülkeler var. İşte Japonya, Meksika, Kaliforniya, Çin, hatta Hindistan, İtalya daha büyük depremlerle karşı karşıya oldukları halde bu kadar kayıp vermemektedirler. 21. asırda bir depremde bu kadar kayıp vermek doğrusu bizim milletimize yakışmayan bir tutum ve davranış. Bir defa şunu fark ettim, arkadaşlarıma da söyledim. Ben bu depremden sonra artık ben eski ben değilim. Hiç kimsenin de eski insanlar olduğunu düşünmüyorum. Çünkü böyle bir felaketi bir de dakika dakika anlatmak, tanıklık etmek, gidip orada çekmek. Yani iliklerimize kadar hissettik bunu. Belki de normal hayatlarımıza döneceğiz, dönmemiz gerekiyor. Ama nasıl döneceğiz, nasıl yapacağız bilmiyorum. Yani şu anda bile hani konuşurken bir o an geldiği zaman, yani yaşadığımız o anlar etkileniyorum. Tabii bunu nasıl yaşayacak insanlar, orada yaşayan 13 milyon, akrabalarıyla 20 milyon. Belki İstanbul'da, Ankara'da, yani oraya giden, haber yapan ya da hiç gitmeyen insanlar bir an önce normal denilen şeye dönebilirler ama o insanların eski normallerine dönmesine artık imkan yok zaten yani. Ne olursa olsun, ne kadar zaman geçerse geçsin. Dönmeyecekler, dönemeyecekler. Elbette ki bizim inancımız şüphesiz ki yaratıcımıza sonsuz, bizi var edene sonsuz. Ama biz bu afetten çok büyük dersler çıkarmamız lazım. Bu afet sağlam yapıların iyi yapıldığında, iyi denetlendiğinde ne kadar önemli bir rol oynadığını bize aslında gösterdi. Dolayısıyla bu işin bundan sonra süreç takibinde bütün milletimize sorumluluk düşüyor. Biz de kendi üzerimize düşen her şeyi yapmamız gerekiyor. Hani sen benim evimi yıktın, iki daire aldın, bana beş daire ver değil. Ya sen 90 metrekare evde otur ama o ev sana mezar olmasın. Çocuklarına mezar olmasın. Çünkü öyle manzaralar gördük burada. Çok uzun yıllardır medya sektöründe olan birisi olarak hani şunu söyleyeyim, ben birçok afette bulundum. 2011 Van depremi, Soma maden faciası, Elazığ depremi, İzmir depremi, Ukrayna-Rusya arasındaki hala devam eden savaş. Birçok yerde bulundum. Hepsinden kendimce dersler aldım. Hayatımın şekillenmesi, istikametim. Bunların hepsi bana çok önemli dersler verdi. Ama burada aslında biz hiçbir şeyiz arkadaşlar. Biz hiçbir şeyiz. İnsan çaresiz kalınca, İnsan çaresizliği iliklerine kadar hissedince ne kadar zayıf, ne kadar güçsüz, ne kadar basit bir şey olduğunu anlıyor aslında.